Şamaç, fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Fuji filmden bayağı bir büyük bir kutu geldi. İçinden de bayağı değişik değişik kutular var. İlk üç ürün, çok sevgili Ferhat ve Halil kardeşlerime çok teşekkür ederim. Onlar bu ürünleri incelemem için gönderdiler. Kısa bir süre bende olacak, bu ürünleri inceleyeceğim ve sizlere her birinin birer tanıtımını yapacağım. Bu diğer iki ürünü satın aldım. Şimdi önce bana inceleme için gelen ürünlerden bahsedeyim. Sırayla gidelim. Evet sevgili dostlar. Bir süre bende olan, kullandığım ama sonra başka sebeplerden dolayı elden çıkarttığım çok değerli bir ürün. XF1655F28. Bu ürün efsane bir ürün. Çünkü bu ürün Red Badge serisi dedikleri, yani kırmızı rozet serisi dedikleri en üstün kalite lensleri, lensler sınıfına giriyor. Yani full metal yapısı vesaire, şu anda detaylarına girmeyeceğim. Ama bu özellikle de video kanalında ne kadar başarılı bir lens olduğunu, fotoğraf kanalında ne kadar başarılı bir lens olduğunu almak isteyenlere en azından bilgi olsun amaçlı bu lensin tanıtımını, çünkü daha henüz yapmamıştım, yapmak niyetindeyim. XF1655F28. İkinci tanıtacağım lens sevgili dostlar, XF18mm F1.4. Bu yeni nesil lenslerden bir tanesi. Bu lensi ben kendim de almayı düşündüğüm için bir ön incelemesini yapmak istedim. Hem de bu konuda size bu lensle ilgili bütün detaylı bilgileri vereceğim. Keskinliğiyle ilgili, işte avantajları ya da dezavantajlarıyla ilgili. Detaylı bir inceleme olacak. Bence de çok keyifli bir inceleme olacak. Üçüncü ürün, sizlerden gelen yoğun istek ve baktım ki bayağı bir ilgi gören bir kamera. Bir ay önce bunun içeriğini de yapmamıştım, tanıtımını yapmamıştım. Dedim ki onu da yapayım. X-T30 Mark II. Yani elime aldığımda daha henüz incelemeye girmedim bunu ama ilk gördüğüm şeylerden bir tanesi, menüsünü şöyle çabucak karıştırınca. Vallahi XS10'la aşağı yukarı aynı menüye sahip. Yani aynı özelliklere sahip, aynı menüye sahip değilse de. Ama önemli bir fark var XS10 ile bunun arasında. Bir, bu daha küçük ve daha kompakt bir makine. Dolayısıyla sokak fotoğrafçıların çok hoşuna gideceği, çok kendini belli etmeyen bir makine. Özellikle de ben bu makineyi bir 27 milimetre bir pancake lensle hayal ettim. Yani elinizde var mı yok mu, ki hiç kimseye ciddiye almaz. Bir de şunun şuradan açılıyor olması, böyle açılıyor olması, belden çekimlere izin vermesi fotoğrafçıların çok hoşuna gidecek özelliklerden bir tanesi olacaktır. Ben bundan çok umutlu ve çok güzel netice alacağımdan eminim. Sevgili dostlar, şimdi sırada benim zaten olsa da olmasa da satın alacağım ürünlerden bir tanesine geldi sıra. O da yeni XF18-120PZ bilmem ne falan lens, F4 lens bu. Bu lensi neden alacaktım? Çünkü bunu bir video lensi olarak alacaktım. Bu çok uygun şartlarda ve uygun fiyatta video performansı çok üst düzey olan bir lens ve en önemli özelliklerinden bir tanesi zoom'u parafokal. Ne demek parafokal? Zoom in ve zoom out'ta hiçbir bozulmaya, hiçbir
hem fokus bozulmasına hem de bir tozlama bozulmasına uğramadan o geçişleri son derece yumuşak bir biçimde yapıyor. Bir de bu Fujifilm'in belki ilk değil ama ilginç bir biçimde dahili, aslında ilk. İlk dahili elektrikli zoom'u, yani power zoom dedikleri zoomlardan bir tanesi. Bundan benim beklentim büyük, özellikle video kanalında, ama bu demek değil ki fotoğrafta kullanmayacağım. Ve bunun da zannediyorum belki tanıtımını ve incelemesini yaptıktan sonra bir başka bir F4 zoom lensle kıyaslamasını yapacağım. Ki şu anda o lensle çekim yapıyorum. 16-80 ile yapacağım. Sevgili dostlar, son ürün. Alayım mı, almayayım mı, alayım mı, almayayım mı, ama dayanamadım. Evet. XH2. Biliyorsunuz zaten bende XH2S vardı. XH2'yi niye aldım? Valla sevgili dostlar, yani artık bilemiyorum, şımarıklıktan da almış olabilirim. Yani meraktan da almış olabilirim. Ama hem aldım, sizin için de iyi oldu. En azından inceleyeceğim, size artısını eksisini bol miktarda anlatacağım. Ama 40 megapiksel, 8K, yani çok cazip geldi be. Hani bir de merak ediyorum bu hani ISO performansı. Ben biraz ön yargılı yaklaşmıştım ben buna, ama bakalım ön yargımda haklı mı çıkacağım yoksa haksız mı çıkacağım? Fujifilm bir şeyler yapıp da onu da iyileştirdi mi? Onu da göreceğiz sevgili dostlar. Tanıtacağım da 5. ürün. Evet, 5. ürün XH2 olacaktır, ama XH2 ile ilgili tabii ki bir kıyaslama videosu yapacağım. Ama herkesin yaptığı gibi sadece XH2 ve XH2S arasındaki kıyaslamayı değil, bir fotoğraf kanadından XT4'ü de katacağım ve üçlü bir kıyaslama yapmayı düşünüyorum. Onun için de bayağı bir veriye ihtiyacım var. Onları da toplamak için biraz zamana ihtiyacım olacaktır. Valla sevgili dostlar, bugünkü içeriğim şimdilik bu kadar. Yani size ben bunu yakın zamanda ben herhalde içerik bombardımanına tutacağım. Bunların hepsi de keyifli içerikler olacaktır. Onun ben bir ön bilgisini vermek için bir içerik yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdilik valla huzur ile kalın, keyif ile kalın, sağlık ile kalın, sevgi ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.